Dünyanın ortak dili müzik, müziğin adresi Radyo Haber. ...2013-2014 ilk öğretim haftası açılış programı bu yıl ilk kez Tekirdağ'ın bir ilçesinde yapılacak. Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılması beklenen açılış programı saat 11'de Müjgan Serkan Karagöz Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi önünde yapılacak. Basın mensuplarıyla bir araya gelen hayırsever Serkan Karagöz düzenleyecekleri program hakkında bilgi verdi. Müjgan Serkan Karagöz Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi'nin pazartesi günü yeni eğitim ve öğretim yılına merhaba diyeceğini hatırlatan Karagöz, aynı gün resmi açılışı da yapılacak okulda çifte mutluluk yaşayacaklarını belirtti. Okul açılmadan önce bizim biliyorsunuz bayağı bir sıkıntılarımız oldu. Çünkü 2009 yılında başlayan okul temel atılıp o serüven bugün 2012 yılında eğitimi açıldı. Geçen sene biliyorsunuz eğitim vermeye başladı okulumuz. Dolayısıyla şimdi bu yıl ikincisi olacak. Bundan dolayı çok mutluyuz. O özürlü çocuklarımızın orada o okulda olmaları, onlarla birlikte ben ve eşim Müjgan Hanım, çocuklarımızla, velilerimizle onların acılarını, tatlılıklarını, her türlü olayı orada görüyorsunuz. O okulda her şey var. O çocukların özürlü olmaları onların suçu değil. Fakat onlara bizler ve sizler hep birlikte kucak açıp onlara gerekli sevgiyi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Özürlü çocukların eğitim ve öğretim görmelerinin kendilerini her şeyden daha çok mutlu ettiğini söyleyen Karagöz, kapılarının diğer ilçelerden gelen öğrencilere de açık olduğunu ifade etti. Bu okulumuzda sadece Çerkezköy'den öğrenci gelmiyor. Bu okulumuza Saray'dan, Saray'ın köylerinden öğrenci geliyor. Büyük Yoncalı'dan öğrenci geliyor. Karaağaç beldemizden öğrenci geliyor. Kapaklı'dan öğrenci geliyor. Veliköy'den, Kızılpınar'dan ve Çerkezköy'den. Kısacası bence bir nevi bölge okulu gibi oldu adeta. Bunun tabii ki ihtiyaca cevap verebildiğimiz için de bu okul olaraktan bizler de ayrıca memnunluk duyuyoruz. Düzenledikleri programa milletvekillerini de davet ettiklerini belirten Okul Aile Birliği Başkanı Müjgan Karagöz de okulun eğitime hazır olduğunu kaydetti. Yıl içerisinde okulun tüm eksiklerini tamamlamaya çalıştık. Bunun eğitim öğretim bittiği zaman da okulun boyasının yenilenmesi gerekiyordu. İç boyasının yenilenmesi gerekiyordu. Ondan dolayı iki tane sponsorumuz oldu. Kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Okulumuzun iç boyalarını veren AK Parti Kapaklı Belediye Başkan aday adayı Mustafa Çetin Bey'e ve okulun boyalarını yaptıran Çerkezköy Belediye Başkanımız Ali Ertem ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendim ve çocuklarım adına teşekkür ediyorum. Okulda kurulması planlanan atölyeler için gerekli olan malzemenin kargoya verildiğini dile getiren Müjgan Karagöz, okula farklı branşlarda eğitim vermek üzere yeni öğretmenlerin atandığını da sözlerine ekledi. Atölye binalarımızın tüm siparişleri verildi. Kargoda bekliyoruz. İnşallah eğitim öğretim gününe kadar hazırlamış olacağız. Kadrolu ve branş öğretmenlerimiz gelmeye başladı. En baş temel öğretmenimiz, rehberlik öğretmenimiz atandı hayırlısıyla. Zihinsel engelli öğretmenlerimiz atandı, anaokulu öğretmenimiz atandı. Yeni gelen öğretmenlerimizle ve kadromuzla beraber daha iyi bir hizmet vereceğimize inanıyoruz Çerkezköy ve çevresindeki beldeler için.